Günaydınlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün erkenden kalktım. Hemen valizlerimizi hazırladım. Mesut'a ayrı bir valiz. Çocuklarla bana birlikte bir valiz hazırladım. Büyük bir valiz. Zaten 4 gün kadar kalacağız. Köye gidelim bakalım. Eltim benden önce gitti. Tatlılar, sarmalar yapmış mı? Ona bir bakayım. Şimdi biz kahvaltımızı yapıyoruz. Ondan sonra ben çocukları bugün yıkayacağım. Yola çıkmadan. Ama bugünün bir önemi var. Tabii bize göre yani. Ya belki çoğu insan da biliyordur. Annem çok öncelerden beri şey der hep. Arife günü banyo yapmak boy uzatır. Ondan sonra sağlık verir. Huzur verir. Yani çok böyle maneviyatı yüksek bir gün derdi. O yüzden ben de bugün çocukları yıkayacağım. Ona karar verdim. Şimdi kahvaltıdan sonra hemen onların tırnaklarını falan bir kontrol edeyim. Kıyafetlerini de hazırladım zaten. Yolda giyeceklerini. Onları banyo yaptıracağım. Evim zaten tertemiz. Dün temizlik yapmıştım. Kuşlarımızı da yan komşuma Aysel'e bırakıyorum. Zaten biri onun. Öyle bakalım, kaynım gelip alacak. Mesut bugün çalışıyor. Öğlene kadar çalışacak. Biz de gidip iş yerinden onu alacağız. İnşallah bir sorun çıkmazsa. Şimdi şöyle kahvaltıya hemen, daha doğrusu ben sabah Mesut'a domates doğradım. Ama o işe biraz geç kaldı. O domatesi yiyememiş. Ben de onu böyle küp küp doğradım. Hatta tuz nerede? Ben tuzumu atmayı unuttum bunu. Şöyle tuzumu atayım. Yumurtaya da atmadım çünkü. Bunun üstüne böyle iki tane yumurta çırptım. Yalancı menemen. Soğan yok, biber yok. Bunu çocuklar yiyecek. Ben de tadına bakarım tabii ki. Ben kendime çökelek sündüreceğim. Şimdi çünkü açıkta biraz hani poşetin dibinde çökeleğim kalmıştı. O kötü olmasın ben gelene kadar. Onu da kendime yapayım. Onun yağısı da hazır. Ay, bu da bana çok mu gelir? Gerçi eriyince pek bir şey kalmıyor mu? Neyse. Ay, aklım karıştı. Vallahi yapmasam mı bunu? Evet, biraz çok oldu ama döktüm artık ya. Çünkü bir iki tanesi düşmüştü. Ben bunu da kendime yapayım. Çocukların yumurtası da şöyle pişiyor. Çayım da hazır. Onu demledim. Hemen soframı kurayım. Çöğün nasıl güzel eriyor. Evet. Bu da hazır. Hadi bir sofraya şimdi. Sofrayı hemen acelece topladım. Bulaşık makinesini doldurdum. Zaten onu çalıştıracağım. Elim boş gitmeyeyim diye de bir tane kek yapayım dedim ama vallahi hızlıca saatimiz de az kaldı. Nasıl olacak bilmiyorum. Bu pissin, ben de diğer işlerimi halledeyim hemen. Çocuklar şimdi banyodan çıktılar. Onlar üstlerini giyecekler. İnşallah güzel kabarır kekim. Hemen ben bunu kalıba dökeyim. Kekimi fırından çıkarttım. Hemen acele acele. Vallahi yalandan yaptım. O da böyle bayağı kabardı. Üstüne vişneyi ve çikolatayı sonradan böyle inmeye yakın koydum. Şimdi hemen bunu dilimliyorum. Paketliyorum. Yola çıkacağız. Kaynım geliyor. Aradı. Valizler zaten şöyle 3-4 günlüğüne götürdüğümüz malzeme böyle. Hemen şunu dilimliyorum şimdi. Biz hemen acele acele çıktık. Çankırı'ya geldik bile. Şu anda ortadayız. Burası da bayağı kalabalık. Yollar çok doluydu. Bir de aşırı derecede sıcak var. Yandık vallahi. Şimdi bizimkiler, çocuklar da buradalar. Arabada. Yarma istemişler köydekiler. Yarma almaya geldik. Burası neydi adı? Değirmen miydi? Burada aslında ben buradan giderken bir bulgur alsam. Buranın bulguru çok güzel oluyor. İçeride her şey var. Bizimkiler de içeride. Neyse, biz köye doğru gidiyoruz. Çok az yolumuz kaldı. Bir yarım saatlik yolumuz kaldı. Ondan sonra köydeyiz Allah izin verirse.
girdik. Şimdi bahçeye bakmaya gidiyorum. Ne der büyümüş bir bakalım. Mesut'la kaynam da orada zaten. Burası da ta ben köye ilk geldiğim zamanda kömürlük yapıyorlardı. Orası bitmiş. Bu da kömürlüğümüz. Mesut salatalık toplamış. 3-4 tane de yedim tabi bu arada. Yedin mi? Yer. Versene bir tane. Veremem abi. Bir tane verir misin? Ben bunun için geldim lan köye. Al neyse. İnce olanını ver. Tamam ince olanı. Silseydin elini. Elim pis zaten. Sen orada yıka. Ha doğru ya. Şu anda bahçeyi suluyoruz. Burası da kaynanamın bahçesi. Şu uzun olanlar ha sirken dedi. Vardı mı? Şunlar fasulye. Çiçek açmış. Şu köşede kabaklar var. Salatalıklarımızı çek. Yemişsin hepsini salatalıkları nasıl çek? Yerim mi? Fasulye çıkmamış mı daha? Şöyle bakıyorum üstüne. Çiçek açmış da. Daha yeni çıkacak. Şöyle arkaya doğru hep fasulye. Ha bahçe canavarları. Salatalık canavarı. Nasıl değiştirdim? Anne şunu bir yıkayayım mı? Aleyküm selam. Yarın elimiz değmez gurur. Ya vallahi boşuna uğraşın. Salatalık bulduk. Harmanlarda mesafeler var. Evet, şurada var bir sürü. Şurada da var. Şuradan bir tane kopardım. Ama camide de kılarız. Kimisi içeride, kimisi dışarıda. Şurada da var. Yola otursan çıkana. Bunlar da bezelyelerimiz. Bunlar da çıkmış bir sürü var. Orada kabak var. İşte. Kabaklarım ne soğuk oldu şundan. Küçük. Öptüm hep. Ha. Bir de şurada var anne. En sevdiğim Eltim kırmızı mercimek çorbası yapmış. Ondan sonra biber doldurmuş. Bir de köy mantarı kavurmuş. Bir de ne vardı? Tavuklu patatesimiz var. O da fırında. Onu bekliyoruz. Ben gelmeden sarmamızı da sarmışlar. Baklavalar da hazır. Baklavaları da göstereyim. Bir tane neydi? 4 bezili baklavaydı sanırım. Ondan yapmışlar. Şimdi biz sofraya gidiyoruz. Yoldan geldik. Acıktık malum. Daha sonra görüşürüz. Yemeğin üstüne şimdi çay içiyoruz. Çaylarımızı doldurdum. Bu böyle bizim burada çay suyu var ya. Onunla demleyince böyle çok demli. Böyle gül gibi derler. Gül gibi çıkıyor. Keklerimi de koydum. Şimdi biz çay içeceğiz. Ben balkona çıkarım ama. Şimdi biz kapının önüne indik. Biraz oturduk. Sonra da umutumu aldım. Şöyle çaya doğru gidiyoruz. Bir bakalım şuralara. Bak 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 bak. Evet. İşte en güzel görüntü burası. Suyun kenarlarına da ne güzel çiçekler çıkmış böyle.
Hava burada serin Ankara'ya göre. Köprü de sallanıyor vallahi. Bak biri de taş atıyor, biri de taş atıyor sürekli. Hiç işi yok. Örümcek ağasını bozuyorum. Örümcek ağasını mı bozuyorsun? Bozma annem. Şuraya taş örmüşler oradan su akmasın diye. Vallahi üşüdüm. Güneş gitti, burası soğudu hemen. Örümcek bir yerden geçti, ağası çıktı arkasında. Ağası mı çıktı? Aslında şu köprüye böyle oturacaksın, sağlam bir şey olsa. Ayaklarını da uzatacaksın. Böyle sadece suyun sesini dinleyeceksin. Umut'tan taş istedim, bir de ben atayım diye. Umut bir tane daha getir annem. Hani bunun hiç etkisi olmadı ki. Ayağına taş girdi. Küçük kılıksız. Ne annem? Ağaç eve gidelim mi? Ağaç eve sonra gidelim. Sabah gidelim. Neyse hadi gidelim eve. Burada üşüdüm. Üstümüz herhalde biraz ince. Eve geçelim biz. Burası Ankara'ya göre, diğer şehirlere göre daha geç yetişiyor. Eriklerin güzelliğine bakın. Şimdi şuradan ısırgan var. Bir iki tane kopartayım. Bizim köyden manzaralar. Ateş yakmışlar. Ateşi yakanın başındaki de kayınbabam olur kendileri. Bu arada oturdum. Geri içeri girdim. Televizyon izliyorum. Umut Bey de benim yanımdan ayrılmıyor tabii. Ateş yanmaya devam ediyor. Da niye yapıyorlar onu anlayamadım. Acaba kapının önünü temizlemek için mi? Bizimkiler de başına dikilmiş. Aslında böyle akşam karanlığında yaksalardı daha güzel olurdu. Ben şimdi içeri gideyim de kaynanamın bayram için yaptığı baklavaları göstereyim size. İşte bayram için baklavalarımız. Bayağı da kalın, güzel görünüyor. Şunun da adı neydi? Bu dört beziyle olan, bol nişastalı açılan bir baklavaydı. Sanırım açtıkça katlanıyordu. Ondan sonra oluyordu. Bu da ondanmış. Bunun şurasını da biz böyle kuru kuru yedik. Kuru kuru yiyince bile çok güzel. Artık bunların şerbetini de yarın yaparız herhalde. Böyle iki tepsi baklavamız var. Sarmamız da hazır. Vallahi bu bayram bana hiç iş kalmamış. Sağ olsun eltim. Sarmamız da sarmış. Bu arada en sevdiğim eltim dedim ya. Benim sadece bir tane eltim var. Kendisini de gerçekten çok severim. Bu da sarma. Ben şimdi şu baklavaları yerine kaldırayım. Ondan sonra içeri gideceğim. Bu arada evde de tek başıma kaldım. Bizimkiler hep aşağıda. Şöyle. Evde yalnız kalınca canım sıkıldı. Şurada çörek var da. Dur şunu düğümlü bir açayım. Açtım. Bu da Çankırı'ya özel bir çörekti. Hatta ben bunun adını biliyordum ama unuttum. Neydi adı bilemiyorum. Şu anda soracak kimse de yok. Çankırı çöreği diyeyim ben buna. Çöreğimi de aldım. İçeri gidiyorum. Gideyim oturayım şuraya. Bugün de zaten yol da yoğurdu. Çok sıcaktı.
Şöyle kimse yokken biraz uzanayım ben. Işık da kapalı. Misafirlerimiz geldi. Şimdi onlara böyle küçük tatlı bardaklarımızda kahve ikram edeceğim. Bardaklar çok hoşuma gidiyor. Ben her geldiğimde mutlaka bunlarla, bir de bunların bir boy büyüğü var, bunlarla kahve içerim. Eskiden çeyizlerde en önemli şey bu bardaklardı. Kahvelerim hazır. Ben hemen bunları soğumadan götüreyim içeriye. Keyifli bir sohbetle kahvelerimizi de içelim. Günün son kahvesi artık bunlar. Daha sonra da kapanış için görüşürüz. Kahvelerimiz içildi. Misafirlerimiz kalktı. Artık yatma vakti. Sabah namazına kalkacak erkekler. Biz de kahvaltımızı hazırlayacağız. Bugünlük benden bu kadar. Allah'a emanet olun. İyi bayramlar.